Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polar gösterimde verilmiş bir karmaşık sayının kuvvetini nasıl alacağımızı ve onu orijin etrafında nasıl döndüreceğimize bakacağız. Öncelikle daha önceki videolarımızdan bildiğimiz gibi polar formda verilmiş bir karmaşık sayı R cis theta olarak veriliyor. Şimdi bu karmaşık sayının kuvvetini almak demek, yani Z üzeren eşittir R cis theta'nın inici kuvvetini almak demek olacak. Şimdi arkadaşlar, daha önceki videomuzda polar formda verilmiş sayıların çarpılınca yeni sayının polar formda nasıl verildiğini öğrenmiştik. Aslında Z üzeri N demek, tanımını düşünürsek Z çarpı Z çarpı bu şekilde gidiyoruz. N kere yapmak demektir. Yani aslında sayıyı n kere kendiyle çarpıyoruz. Hatırlarsak iki sayıyı birbiriyle çarparken polar formda ifade ettiğimizde boylarını çarpıyor, argümanlarını topluyorduk. Bu durumda z kare için r kare cis 2 teta yazabiliriz. Çünkü çarptığımız sayılar z çarpı z. İki sayının da boyu eşit. Boyları çarparsam r kare elde ederim. İki sayının da argümanı eşit teta. Bu argümanları toplarsam 2 teta elde ederim. Şimdi z küpe bakalım. Z küpü z çarpı z kare diye düşünebilirim. Z karenin ifadesi yukarıda var. Z ile z kareyi çarparken de z ile z karenin önce boyunu çarpmam gerekiyor. Z'nin boyu r idi. Z karenin boyu yukarıda çıkardık r kare. Böylece yeni boy ifadesi r küp oldu. Z karenin polar gösterimdeki argüman 2 teta ve z'nin de argüman teta olduğu için cis 3 teta oldu. Benzer şekilde ilerlenebilir ve varacağımız sonuç z üzeri n, r üzeri n cis n teta olur. Bu da bize şunu söylüyor. Bir karmaşık sayının enerji kuvvetini alırken aslında onun boyunun enerji kuvvetini ve daha sonra argümentini n ile çarparak ilerleyebiliriz. Bunu hatırlamamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi buradan önemli bir sonuca varabiliriz. Hemen gösterelim. Elimizde bir karmaşık sayı var. Z sayısı. Ve Z sayısına yapabildiğimiz bazı işlemler var. Bu Z sayısını başka bir karmaşık sayıyla çarpabiliyoruz. Başka bir karmaşık sayıya bölebiliyoruz. Ya da Z sayısının bir kuvvetini alabiliyoruz. Bütün bunlarda çıkan sonuçları aslında şöyle söyleyebiliyoruz. Z ile W'yu çarptığımızda boylar çarpılır, argümanlar toplanır. Peki, Z bölü W yaptığımızda boylar bölünür, argümanlar çıkarılır. Ve şimdi son bir tane daha elde ettik. Z üzeri n yaptığımızda boyun eninci kuvvetini alırız. Argümenti n ile çarparız. Şimdi bunlara bir işlem daha ekleyeceğiz. Bu bir sayıyı orijin etrafında döndürme olacak. Elimizde bir karmaşık sayı olsun. Şimdi bu karmaşık sayının orijin etrafında alfa derece dönmesi demek aslında pozitif yönde döndürüldüğü söyleniyorsa şuraya gelmesi demek oluyor. Ve aslında biz bir sayıyı alfa derece döndürdüğümüzde oyunu değiştirmiyoruz. Sadece açısını değiştirmiş oluyoruz. Daha önce eğer buradaki açı teta ise
Yeni açısı, yeni sayının yeni açısı teta artı alfa olmuş oluyor. Böylece son sonucumuzu buraya şu şekilde özetleyebiliriz. Bir z sayısını orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürdüğümüzde yeni sayının boyu aynı kaldı. Argümenti alfa kadar arttı. Bu da aslında bize şunu söylüyor. Yeni sayının ifadesi r cis teta artı alfa. Arkadaşlar aslında bu sayıyı şöyle de düşünebiliriz. R cis teta zaten bizim z sayımızdı. Biz bunu eğer 1 cis alfa sayısı ile çarparsak, çarpmanın kuralı gereği hatırlayalım. Boylar çarpılıyordu. R çarpı 1 r etti. Argümanlar toplanıyordu. Teta artı alfa teta artı alfa etti. Ve aslında r cis teta artı alfa'yı elde etmiş olduk. Bu yüzden aslında bir z sayısının orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürmek demek, onu cis alfa ile çarpmak demek oluyor. Ef hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.